Onlar fonksiyonların ilk alıştırmasında kalmışız. 94. sayfa map ders kitabınızdan devam ediyoruz. Haydi bismillah. Birinci soruda fonksiyon olup olmadıklarını bulacağız. Şimdi fonksiyon olup olmadığını nasıl buluyorduk? Ya payda sıfır oluyordu ya da karşı tarafta bir eleman olmuyordu. Yani nasıl demek istiyoruz? Şöyle yaptığımızda Buradaki elemanın karşı tarafta bir karşılığı yoksa o fonksiyon değildi. Ya da burada boşta bir eleman kalıyorsa. Onu nasıl anlıyorduk? Misal bir de ne verirsen verir 2 ile çarpı 5 ile toplandığında karşısında bir eleman olur. Bu bir fonksiyondur. 2 de bir şeyin karesini alıp 1 eklediğinde de karşısına bir eleman olur. Yalnız c şıkkı fonksiyon değildir. Ne için? Misal ben payda da yani x'e 1 eksi 1 verdiğimde paydam 0 yapıyor. Payda 0 yapıyorsa tanımsız. O zaman buradaki Eksi 1'in karşısında görüntü yok. O zaman bu fonksiyon olmaz. Diğerine bakalım. Tam sayı verince tam sayı çıkmasını istiyorlar. E ver bakayım bir 1. 1 verdiğinde ne çıkıyor? 3 kere 1 3. 2'ye böl. 3 bölü 2. Peki bu tam sayı mı? Hayır. O zaman 1'in karşılığı yok. O zaman bu da 1. Fonksiyon olmaz. Bunun ikisi olur. Diğer ikisi olmaz. İkinci soruya baktığımızda. Bakın A'dan R'ye diyor. Yani bu elemanları X yerine koyacaksın sen x yeri aha, buradaki denklemimiz de burada zaten. Hemen 5x artı 4'te x yerine bir eksi 3 koyarsan ne olur? Eksi 3 çarpı 5 artı 4'ten eksi 15 artı 4 eksi 11 olur. Hemen buraya bir eksi 1 koysan 5 çarpı eksi 1 artı 4 eksi 5 4 daha ne yapar? Eksi 1. Sırada ne var? 0. 5 çarpı 0 artı 4'ten 4 yapar. Bir de 1 koyalım. 5 kere 1 5 artı 4 9 yapar. Bir de 3 koyalım. 3 kere 5 15 artı 4 19 yapar. Bana neyi soruyor? Görüntü kümesi. en i̇şte görüntü kümesi bu olur. Bir f fonksiyonunun her x gerçel sayısı için kendisinin karesinin 5 eksiğine. Hemen denklemimizi yazalım. fx eşittir kendisinin karesinin 5 eksiğine götüren fonksiyon diyor. E buna göre 7'nin görüntüsü x yerine 7 yaz diyor. Yani burada x yerine 7 yazarsak ne olur? 49'dan 5 çıkart. 44'tür bunun cevabı. F eksi 3'ün değerini soruyor. Bu sefer de x yerine ne yaz diyor? Eksi 3. Teknemizi tekrardan yazalım. F x eşittir. X kare eksi 5. Eksi 3 yazarsam artı 9 yapar. 5 çıkartırsam bunun cevabı da ne olur? 4. Görüntüsü 4 olan sayı. Yani sonuç. He. Yani bu x kare eksi 5 nasıl 4 olur diyoruz. Attık eksi 5'i karşıya. X kare eşittir artı 5 diye geçti. 9 oldu. Neyin karesi 9'dur? Ya eksi 3'ün ya da artı 3'ün. Bu sonucun cevabı da budur. 4'e baktığımızda bakın A'dan B'ye bir fonksiyon diyor. Bak demek ki bu B'nin elemanları. X'e ne vereyim ki onlar olsun diyeceksin. Yani şu karşıdaki elemanlar. Neymiş bu? 5, 7, 11 ve 19'muş. Hemen fonksiyonumuz burada zaten yazalım. 2x eksi 9 ne verirsem 5 olur diyeceğiz. Eksi 9 at karşıya. Ne olur arkadaşlar artı 9 diye geçer 14. 2x eşittir 14 ise x burada ne kalır? 7. Demek ki bu 7 gidiyormuş 5'e. 7 5'e gidiyormuş. Aynı şekilde 2x eksi 9 eşittir 7 diyelim. Eksi 9 at karşıya. 2x eşittir 16 olur. Artı 9 diye geçti çünkü. x burada ne olur? 2'ye bölersem 8. Demek ki 8'im nereye gidiyormuş? 7'ye gidiyormuş. Devam edelim. Bu 7 idi bu arada. 2x eksi 9 ne verirsem 11 olur diyoruz. Attık karşı 2x eşittir 20 olur. X burada ne gelir? 10. X'e 10 verdiğimde sonucum ne çıkıyormuş? 11. Aynı şekilde 2x eksi 9 ne verirsem 19 çıkardır Atarız bunu. 2x eşittir 28. X'e 14 verirsem 19 çıkıyordur deriz. Tanım kümemiz buydu. Beşinci soruda fonksiyon fx değil de fx artı 2 demiş. Desin çocuklar bakın burası 5 ya parantezin içi. İşte sen parantezin için ne yapacaksın? 5. x artı 2'yi 5 yapmak için x'e ne verirsin burada? 3 verirsin ki f 5 olur. Çünkü 3 2 daha 5'tir. x'e ne verdim dedin? 3. Aha bak burada da x var. Buna da 3 ver. O zaman ne olur? 3 çarpı 3 artı pardon eksi 4. O da 3 görüş 9. 4 çıkart 5 olur. Birinci cevap bu. Şimdi bu f x artı 2 eşittir 3x eksi 4 diye. Bu içeriği nasıl bir yaparım ben? x'e eksi 1 vererek 1 yaparım. O zaman ne olur? f 1 x eksi 1 verdik. 3 çarpı eksi 1 eksi 4. O da ne yapar? Eksi 7 yapar. x artı 5 demişler. Bizim fonksiyonumuz neydi? f x artı 2. Ben bu içeriği x artı 5 yapacağım. O zaman gelin bu x yerine x artı 3 verelim ki şu 2 ile toplandığında bu x artı 5 yapsın. Ne dedik? x yerine x artı 3 vereceğiz. x yerine x artı 3 verelim. İçeri dağıtalım. 3x artı 9 eksi 4. O da 3x artı ne yapar? 5 yapar. Şimdi yine bu bizim fx artı 2'miz vardı. Bu içeriği nasıl bu hale getiririz diyeceğiz. Farklı bir yöntemden çözeyim mi bu sefer size? Ne diyeceksin? x artı 2 eşittir. 2x eşittir artı 1 diyeceksin. Sonra bu artı 2'yi karşıya atacaksın. Şuradaki x'i yani burada bulunan x'i yalnız bırakacaksın. x eşittir 2x eksi 1 olur. Bu buraya eksi 2 geçtiği için. Bak istersen x yerine 2x eksi 1 yaz denklemde. Denklemi bir yazayım da yine de x artı 2 eşittir 3x eksi 4 diye. Bu 2x eksi 1'i getir buraya yaz. F 2x eksi 1 artı 2 eşittir 3 çarpı 2x eksi 1 eksi 4. Bakın yukarısı ne oldu? F içerisi ne oldu? 2x artı 1 oldu. Sorduğu da zaten oydu. Heh, o zaman cevap bulmak üzereyiz. İçeriye dağıtalım. 6x eksi 3. Bununla da bunu çarptım. Eksi 4. O da ne yapar? 6x eksi 7 yapar. Altıncı soruda fx'i mi vermiş? f a artı 1'i de vermiş. O zaman biz x yerine ne yazmışız burada? a artı 1. Götürelim x yerine a artı 1'i yazalım o zaman. 3 tane a artı 1 bir de ne var? a artı 7. Eşitmiş neye? 19'a. 7'yi karşıya bir atalım. Şurayı da içeri dağıtalım. 3a artı 3 eşittir. 19'dan 7 çıkarsa ne olur? 12. Artı 3'ü atalım şimdi karşıya. Eksi 3 diye. 3a eşittir 9 olur. Böl 3'e. A eşittir 3 çıkar. Bana neyi soruyor? A nedir diyor. 3. 7. soruda birebir olup olmadıklarını bulunuz. Birebirliği en çok bozan şey neydi arkadaşlar? Ee, karesel ifadelerdi. Yani eksi ile artı aynı yere gidiyordu. Şimdi bakalım birinci de x'e ne verirsek verelim hep karşında farklı bir şey çıkar. Çünkü birinci derecedendir bu. Yani 1 eksi 2 desen eksi 1. 1 eksi 3 desen eksi 2. Bakın hep farklı farklı çıkıyor. Bir kere bu birebirdir. Birebirliği bozabilen bir durum yok. B şıkkına bakalım. B şıkkında çarpanlarına ayırdığımızda burayı x parantezine aldığımızda yani x artı 1 olur. Şimdi ben x'e 0 versem bu denklemde sonucum nereye gidiyor? 0. Peki x'e bir de eksi 1 versem ne olur? Eksi 1 versem ne olur? Eşittir eksi 1. E yine ne olur? 0'a gider. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şöyle bir küme tanım ve değer kümesi. 0'da eksi 1'de nereye gidiyor? 0'a gidiyor. Hani birebirdi? Bak birebir değil. ikisi birleşmiş bir yere gidiyor. Birebirliği bozar. Yani B birebir değildir. C'de de aynı durum var. Şimdi C'ye baktığınızda x çarpı x kare eksi 1. Hatta ben bunu x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 de derim. Bakın burada köklerinizin hepsi sıfıra gider. Yani ben eksi 1 versem de sıfıra gider. Az önceki mevzu. Eksi 1 de sıfıra gidiyor. Ben burada artı 1 versem de sıfıra gidiyor. Hatta 0 versem de sıfıra gidiyor. Birebirliği çok pis bozdular. Olmaz. C'de ise birebirliği bozacak bir durum yok. Çünkü reel pozitiften diyor. Hani bu kare normalde birebirliği bozar. Hani negatifle pozitif aynı yere gider. Ama adam demiş ki zaten hepsi pozitif. O zaman birebirliği bozacak bir durum yok. Uğraşma. A ile Ç birebir. B ile C birebir değildir. 8. soruda size en büyük tiyom ne oldu bir önceki dersimizde? Sizin örten olabilmeniz için tanım kümenizin büyük, değer kümenizin küçük ya da eşit olması gerekiyordu. Sadece bu bilgilerinizle C ve Ç şıklarını direkt eleyebilirsiniz. Çünkü Ç şıkkında diyor ki şu kadarcık bir aralık reel sayıların hepsini örtsün istiyorsunuz. Ben buraya bakmam bile. Küçücük şey. Hoca reel sayıları nasıl örtsün? Örten olmaz. Ç'ye gitti. C şıkkına baktığımda da doğal sayılar tam sayıları örtsün istiyorsunuz. Doğal sayılar tam sayıları örtebilir mi? Örtemez. Doğal sayılar küçük, tam sayılar büyük bir kümedir. Örtme şansın hiç yok. O da gitti. Şimdi bir de B'ye bakalım. B kümesinde bir kare gördüm. Kare ne yapar arkadaşlar? Misal eksi 1, 0, 1. Şimdi burada eksi 1 versem de X kareye eksi 1 versem de 6'ya gidiyor. Kareye 1 versem o da 6'ya gidiyor. E peki bu eksilerim ne olacak? Eksilerimin hepsi artıya gidiyor. Ama bizim karşı tarafta eksi kümemiz var. Misal eksi 1, eksi 2, eksi 3. Biz bunu bu denklemde x'e ne versek verelim sağlayamayız. E o zaman ne olacak? Eksiler açıkta kalacak. Örtülmeyecek. Örten olmaz. A kümesinin ise bir tek fonksiyondur. X'e ne verirsem vereyim karşısı farklı çıkar. A fonksiyonu örten 9 Dokuzuncu soru adım adım sorusu. Şimdi bize büyük f'i vermiş küçük f'i istiyor. O zaman biz ilk başta bir f3'ü nasıl buluruz diyerek şuraya bir bakıyoruz. Buraya 2 versek olur. f3 eksi f2 eşittir. X'e ne verdik? 2. O zaman 3 kere 2 ne yapar? 6 yapar. f3'ün zaten 4'müş. O zaman ne yapalım? Eksi f2'yi karşıya 6'yı buraya alalım. 4 eksi 6 eksi 2 eşittir. F 2 olur. Şimdi bu cebimize dursun. X yerine şimdi ne verelim? 1 verelim. 1 verirsek F 2 eksi F 1. 3 kere 1 de 3 yapar. F 2'miz zaten ne bulmuştuk? Eksi 2. Eksi 2 eksi F 1 eşittir 3'müş. Eksi F 1'i karşıya at. 3'ü buraya al. Eksi 2 eksi 3 eşittir ne olur? F 1. Bu durumda F 1'imiz eksi 5 yapar. 10. sorunun içiyle dışı biraz birbirine benziyor. Sanki 3 ile çarpmışlar. Hadi bir çarpalım mı? x kare artı x eksi 1'i şöyle bir 3 çarpmış olsak. Ne olur? 3x kare artı 3x eksi 3. Yalnız bakın burası eksi 3 değilmiş. Ne olmuş? Eksi 8. Yani 3 ile çarptıktan sonra bir de eksi 5 eklemişler. Bakın cümleme. İçeriği. içeriği 3 ile çarp eksi 5 çıkar dedim değil mi? O zaman fx'im nedir? İçeriği 3 ile çarp 5 çıkar. Bakın sadeleştirdim fonksiyonu. Şimdi bana sorduğu yere dönebilirim. F11 diyor. 11'i 3 ile çarpıp 5 çıkartacağım. F11 eşittir. 3 tane 11 eksi 5. 33'ten 5'i çıkartırsam ne olur canlar? 28 olur. 11. soruda A'dan A'ya kaç tane fonksiyon yazılır? Yani senin A'nın kaç elemanlı? %1 2'den yine A'ya x %1 ve 2. Çocuklar A'dan A'ya kaç fonksiyon yazılır dediğinde ne yapıyorduk? Buranın eleman sayısını taban, buranın eleman sayısını üst yazıyorduk. 4 üzeri 4 ne yapar? 256 tane fonksiyon yazılabilir. 12. soruyu iki adımda çözüyorduk gençler. Ne yapıyorduk? İlk başta bu fx fx de x'i yalnız bırakıyorduk. Hadi bir yazalım. fx eşittir 3x eksi 2. Bu eksi 2'yi bu tarafa bir alalım. fx eşittir fx artı 2 eşittir 3x. Sonra bir de 3'e bölelim. Böldüm 3'e. Bakın Burada x'i yalnız bıraktık. O da neymiş? Aha da buymuş. Birinci adımımız bitti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi fx eksi 2'nin ne olduğunu yani x eksi 2'yi götürüp burada x yerlerini yazarak bulacağız. fx eksi 2 eşittir 3 çarpı x eksi 2 eksi 2. Biraz daha atalım içeriye. 3x eksi 6 eksi 2 o da ne yapar? 3x eksi 8. He? Biz bir adım önce x'i niye bulmuştuk? Bakın bunu götürüp x yerine yazmak için bulduk. Hadi x yerine yazalım. 3 çarpı fx artı 2 bölü 3. Sonra bir de ne var? Eksi 8'im var. Aha bu bunu götürür. Bu durumda ne olur? fx artı 2 eksi 8. O da ne yapar? fx eksi 6 yapar. 13. soruda da fonksiyonu vermiş. X yerine bir x artı 1 götürüp yazacağız. Bir de x eksi 1 götürüp yazacağız. Sonra da birbirine böleceğiz. Hadi yapalım. 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı x artı 1. Yukarıdaki ne yapıyorum? Eksi 1 bölü. 3 üzeri 2 çarpı x eksi 1 eksi 1. Hemen yukarıya bir dağıtalım şöyle. 3 üzeri 2 x artı 2 eksi 1. 3 üzeri 2 x eksi 2 eksi 1. Birazcık daha işlem yapalım. 3 üzeri 2x artı 1. Toparladım yukarıya. aşağıya toparlıyorum. 3 üzeri 2x eksi 3. Tabanlar aynıysa alt tarafın üstünü, yani buradan bahsediyorum, yukarıya işaret değiştirerek yolluyorduk. Yani buraya. Eksi 2x artı 3 diye. Burayı iptal ediyorduk. Eşittir 3 üzeri. 2x'ler birbirini götürür. 1, 3 daha 3 üzeri 4. Yani ne yapar? 81 yapar. Bir sonraki videomuzda eşit fonksiyonlarla başlayıp fonksiyon çeşitlerini öğreteceğiz size. ne yapın diyor gözlerinizden öpüyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza da kanalımıza tavsiye edin arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.